Ve dedim ki tamam halledeceğim her şeyi ne olursa olsun. Bana bütün yaptıklarına rağmen. Hayatımı mahvetmesine rağmen. Ama babam bu sabah öldü. Gerçekten anlamıyorum neden. Yani aynen bütün anlamı buydu benim için. Bir daha içmek istiyorum ben. Babamı tekrar görmek istiyorum. O kadar gerçekti ki. Olmaz. Şu anda aradığın şeyi hiçbir ilaçta, uyuşturucuda, içkide bulamazsın. İçindekini halletmek için dışarıdan medet umma. Rahatla, kendini dinle biraz. Yarın cenazesi var. Nasıl başa çıkacağım hiç bilmiyorum. Gitme istemiyorsan, gitmek zorunda değilsin. Gideceğim. Nerede patron? Şurada. Cinayet bürodan geliyoruz. Sana bir iki sorumuz var. Buyur abi. Çay kahve içer misiniz? Ayhan Yılmaz'ı tanır mıydın? Tanırdım. Duydum. Gece ölmüş. Gece buradaymış. Geldi. Bir iki saat oturdu. Çay kahve içti. Kumar oynarken mi içti? Haşa komiserim. Olur mu öyle şey? Öyle mi diyorsun? Bizi orası ilgilendirmiyor zaten. Rahat ol. Yanında biri var mıydı Ayhan'ın? Vardı. Uzun boylu 40-45 yaşlarında biri vardı. Görsen tanır mısın? Tanırım komiserim. Değişik bir tipti. Bu muydu? Buydu. Birlikte çıkıp gittiler. Sonra bize kalk dediler ama... Siz sorduğunuza göre öldürüldü herhalde. Bu atırsızı mı yapmış? Bizim kimseyi suçladığımız yok. O bizim işimiz değil zaten. Değil mi başkomiserim? Şu Murat Paşa'yı bir ziyarete gidelim bakalım. Ne istemiş adamdan, ne konuşmuşlar. Sabah niye beni kandırmış? Komiserim böyle gitmek olmaz bir çay kahvemiz için. Yoruldum. Biraz dinlenseydin ya. Efendim. Yanımda. Bir saniye. Hocam hastaneye polisler gelmiş. Polisler mi? 10 dakika sonra oradayız. 10 dakikaya oradayız. Tamam beklesinler. Ben de geliyorum seninle. Yolda konuşuruz ne söyleyeceğimizi. Murat, sen arabada bekle. Bir şekilde sana ulaşmış olabilirler. Sakın ha dün geceyi hatırlamıyorum. Evde yattım, sahilden çıktım falan filan deme sakın. Bak işin ucu bana da dokunuyor. Biliyorsun herifin numarasını, her şeyini, her bokunu buldum. Dikkat et tamam mı? Tamam amca tamam. Hoş geldiniz. Merhaba, sabah görüşmüştük. Evet biliyorum. Siz? Yardımcım Selin komiser. Siz? Amcasıyım ben. Adım Ferit. Merhaba. Geçmiş olsun. Sağ olun birkaç dikiş. Yarın aldıracağım. Yarın gelin hastaneye halledelim burada. Teşekkür ederim. Hallederim ben sana. Size birkaç sorum var. Tabii buyurun. Dün gece Ayhan Yılmaz'la görüştüğünüzü öğrendik. Sabah niye sakladınız benden? Bana dediğini söylesene. Ceyla'nın duymasını istememişsin. Evet aslında Ceyla Hanım'ın babasıyla görüştüğümü bilmesini istemedim ben. Ayhan Yılmaz'ı tanır mıydınız? Hayır. Ne konuştunuz? Ceyla Hanım 2 gün önce bizde işe başladı. Özel bir pozisyonda başladı. Benim kız kardeşim bu hastanede yatıyor. Kendisi bitkisel hayatta ama yakında uyanacak. Üzerinde yaptığımız çalışmalar olumlu sonuçlar verdi. Ceyla Hanım da bitkisel hayattaki hastalar üzerine bir takım araştırmalar yapıyor. İstedik ki
kız kardeşi uyandığı zaman bu konuda uzman bir doktorun yanında bulunması. Biz de bunun üzerine zaten Ceyli Hanım'ı... Sade'de gelsene. Ayhan Bey'le kızı için konuşmak istediğini söylesene. Baba kız arasında bayağı problem varmış. Bu da yufka yürekli. Kız buna açılınca bu da yardımcı olayım diye babasıyla konuşmak istemiş. Müsaade edin Murat Bey kendisi anlatsın. Siz yeni tanıştığınız birine, üstelik yanınızda maaşlı çalışan birine neden böyle bir şey yapasınız? Baba deyince akan sular durur Murat için. Kendi babasını kaybettikten sonra çok fena hassaslaştı. Amca. Tamam. Sustum. Anlat. Ceyli Hanım'la biz dün gece geç saatlere kadar çalıştık. Ben de jest olsun diye Ceyli Hanım'ı eve bırakmak istedim. Ama eve bıraktığım zaman babası Ceyli Hanım kapıda bekliyormuş. Kızını dövmeye başladı. Ben yetişinceye kadar da adam kaçtı. Yani bu durumda ben kayıtsız kalamazdım. Neden ertesi gün değil de o gece konuşmak istediniz? Sana 2 gün mühlet. Bu işi hallettin, hallettin. Halletmedin, ben ikinize de yapacağımı biliyorum. Anladın mı beni? Yürü. Gidelim. Sabaha kadar mühlet verdiğini söyledi. Ben de kızına bir şey yapmasından korktum açıkçası. Konuşmanız bir işe yaradı mı? Neymiş derdi? Alkollüymüş. Kızına yaptıklarından pişman olmuş. Bir ton ağlamış Murat'a işte. Para derdi varmış. Konuştuk, anlaştık. Sabahına da öldü. Kalbi de varmış. Kızına yaptıklarına dayanamadı herhalde. Evet Mert. Abi, adli tıp raporu geldi. Ne diyor? Cinayet yok abi, kalp krizi. Dosyayı kapattım, savcıya gönderdim şimdi. Peki. Peki, rahatsız ettik. Teşekkürler. Ne oldu? Kalp krizi olduğu kesinleşmiş. Tüh ya, genç adammış. Güle güle. İyi akşamlar. Güle güle. Selin Hanım, gelin kolunuza bir bakalım. Sağ olun, önemli bir şey değil. Kalp kriziymiş. Boşuna tatav ettim. Ben mi ettim, sen ettin. Efendim. İşte bir iş var başkomiserim. Sizin anladınız mı söylediklerini? Vallahi oluyor böyle vakalar ya. Yakında alışırsın. Bu dosya kapandı. Kırp gözlerini kardeşim hadi. MR'ı getir. Ezo. Aç gözlerini. Hadi aç gözlerini kardeşim. Az kaldı. Seni uyandıracağım. Beni duyduğunu biliyorum. Seni seviyorum Ezo. Seni seviyorum kardeşim. Hadi. Hadi aç gözlerini. Aç gözlerini.